Kıymetli izleyenlerimiz, daha önce de belirtildiği gibi saç ekleyene de ekletene de Allah lanet etsin buyuruyor. Saça ipek veya yünden yapılmış iplikler eklenmesinin, bağlanmasının, saça eklenmesinin bir sakıncası yoktur da demişlerdir. Karaciğerde asılı safra kesesinde bulunan bir sıvıya safra denmektedir. Karaciğerde asılı safra kesesinde bulunan bir sıvıdır ki buna safra deniyor. Normal safra, sarı safra, bir de dalağın ifraz ettiği safra vardır ki siyah safra. Buna da kirli safra denmektedir. Efendim, ahlat-ı erbada bunlar izah edilmektedir. Safra kanı inceltir ve kılcal damarlara kadar ulaşmasını sağlar. Vücudu artıklardan temizler. Öt kesesini besler, bağırsakları temizler. Balgamı temizler, bağırsakları yarıp, uyarıp harekete geçirir. Hazma yardımcı olur. Artıkların dışarı atılmasını sağlar. Normal safra açık, hafif kırmızı, anormal olan ise pas ve kül rengindedir. Pas renginde olan daha kuvvetli olduğu için ölüme götürebilir. Safra için efendim sirke, safra ve balgamı zararlıdır. Bal, sirke ile yan etkisi giderilmiş olur. Bal safra için zararlı ise de sirke ile yan etkisi giderilmiş olur. Un helvası faydalıdır. Fındık safra yapar ve mideyi bulandırır. Turunç ishal ve kusmayı keser. Çarpıntıyı önler, siyah patlıcan safra yapar. Efendim, yağda kızartılırsa yan etkisi giderilmiş olur. Kabak, ekşi nar veya sumak faydalıdır safraya karşı. Deve, sığır ve teke etleri safra yapar ve hazmı zordur. Karabiber ve tarçın ile terbiye edilirse yan etkileri kalmaz. Sütleyen otu safrayı ve balgamı yumuşatır. Hararet verir. Zayıflatır. Çok miktarda alınırsa zehirlidir, öldürür. Süt ile ıslatıldıktan sonra kullanılması tavsiye edilmiştir. Semizotu faydalıdır. Siyah zeytin safra yapar. Yeşil zeytin iyi bir gıdadır. Damar sertliği, karaciğer hastalığı, böbrek iltihabı ve safra kesesinde taş olan hastalar yumurta yemekten sakınmalıdırlar. Sirke, safra ve balgama karşı zararlıdır. Şıban, apse, yara, eksema, sivilce, uyuz ve ateş yanığına karşı ise faydalıdır. Fare kulağı otunun koklanması, baş ağrısına, balgam, safra,
soğuk algınlığı ve şiddetli ağrılara karşı faydalıdır. Turuncun etli kısmı safraya karşı iyidir. Koyun eti faydalıdır. Zihni ve hafızayı güçlendirir. Kızartma safra meydana getirir. Bu da yaşlı ve zayıf koyun etlerinde görülür. Bu kaynaklar, bu bilgiler Suyuti'nin ve Bağdadi'nin eserlerinden ve başka eserlerde de bu yer aldığını görmekteyiz, bu bilgilerin. Safra kesesi hakkında karaciğerde asılı bulunan bir kesedir. Safra sıvısını depo edip olgunlaştırır. Ve yoğunlaştırır. Sindirime yardımcı efendim olur ve bağırsaklara bu sıvıların yeteri kadar göndermesini sağlar. Safra kesesi taşları hakkında da tut suyu idrarı çoğaltır, safra taşlarına, öksürük, nefes darlığı ve adele romatizmalarına faydalıdır. Yaş üzüm taş oluşmasına engel olur. Keten yağı küçük taşları parçalar. Safra kesesindeki bağırsak yaralarına karşı da iyidir. Hindiba safrayı düzene koyar. Böbrekleri, dalağı ve safrayı temizler. Evet kıymetliler. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. İşte yüce İslam, hayatın garantisi ve sigortasıdır. Mükemmel bir eşsiz de hayat tarzıdır yüce İslam. Onun için ne insanoğlu İslam'ı yaşamalı, onu ilmel yakin bilmeli, sağlıklı yaşamak için İslami reçeteyi uygulamalı. Çünkü yüce İslam vahye dayanır, Allah'a ve peygamberin emrine. Allah'tan peygambere gelen ilahi vahye dayanır ki, bunun aslı Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i şeriftir. Bunun yanında İçma ve kıyas da bulunur. Bunlar asli delillerdir. Bir de fer'i deliller bulunur. Şimdi bir defada ekildiğinde 10-15 sene kadar kendiliğinden biten ve efendim tohumlardan safran yağı elde edilir ki bunlara safran denir. Sarı, siyah ve kırmızı cinsleri vardır. En iyisi kırmızı olan ve ele yumuşak geleni, posası az olanıdır. Siyah cinsine Habeşi denir. Evet kıymetli izleyenler, hekimlikte, boyacılıkta ve esans yapımında kullanılır. Buna zaferan da denilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akciğer zarı iltihabı hastalığına, yani zatül cenp hastalığına zeytinyağı ile safran yağını tavsiye ederdi. Ümmü Seleme Hazretleri
Doğumdan sonra 40 gün evde istirahat ederdik. Çillikten dolayı da yüzlerimize safran yağı sürerdik. Haberi gelmektedir bize sahih kaynaklardan. Ebu Davud, Ebu Nuaym, Tirmizi gibi kıymetli alimlerimiz bunları rivayet etmektedir. Efendim yine elbiselerini safran iç çiçeği ile boyardı İbni Ömer. Sevgili Peygamberimiz elbiselerini safranla boyardı demiştir. İhrama giren kimselere Peygamber aleyhissalatü vesselam safranla boyanmış elbise giymeyiniz buyurmuştur. Yine Efendimiz'den gelen haberde erkek kimselerin safran yağı kullanmalarını yasakladı. Misk, amber, kafur ve öt kokuları erkeklere mahsus güzel kokulardır. Bunlar güzel kokar fakat renkleri yoktur. Safran ve haluk gibi kokular ise kadınlara mahsus kokulardır. Renkleri olur, kokuları olmaz. İslam dini gelince bizler akika kurbanı olarak koyunu keser, çocuğun saçını tıraş eder, başına ise safran yağı sürerdik. Zatülcenp hastalığına yakalanan kimseler safran yağı içerler. Çil, kaşıntı, sivilce ve alaca gibi hastalıklar için yüze ve hastalık olan diğer yerlere sürülerek kullanılır. İçilmesi efendim faydalıdır. Safranla boyanmış elbise cinsel istek ve arzuyu harekete geçirir. Yüzü güzelleştirmek için cilde sürülerek kullanılır. Safran nefsi güçlendirir. Ferahlık verir gönüle. Kabızlık yapıcı bir vasfı vardır. Yağından efendim içildiği zaman 3 grama kadar. İçildiği zaman alaca hastalığına karşı faydalıdır. Aynı etkiyi gösterir üzerine sürüldüğü zaman. Öd ağacının mizaç ve özelliğine yakındır safran. Evet kıymetliler, en büyük nimetlerden birisi de işitme organımız, işitme duyumuzdur. Allah'ım sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, apraçlıktan, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım diye yalvaran Peygamberimiz Efendimizdir aleyhissalatü vesselam. 14 yerde efendim Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'a, İslam'a inanmayanlar sağır, dilsiz ve körlere benzetilmişlerdir. Evet muhterem izleyenler, sıhhat ve afiyet en büyük nimetlerdendir. En büyük nimetlerin yanındadır. Şükretmeli ve sağlığın kıymetini bilmelidir. Müslümanlıktan sonra kişiye vermiş olduğu en büyük nimetlerdendir sıhhat ve afiyet. Davud Aleyhisselam'ın hikmetli bir sözü vardır. Sağlık gizli bir hazinedir. Bir saatlik üzüntü insanı bir sene yaşamış gibi kocaltır. Dostlardan ayrı kalmak ise kişiyi hasta eder. Sağlık efendim taçtır. Efendim hastalardan başkası onu göremez. Sağlık farkında olunmayan bir nimettir.
Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, sizlerden her kim vücutça sağlıklı, nefsinden malından korkusuz ve huzurlu, günlük yiyeceği de yanında olarak sabahlarsa, sanki dünyanın bütün nimetleri kendisinde toplanmış gibi olur buyurdular. İki nimet vardır ki insanlardan pek çoğu bunların kıymetini bilmeyerek zarar etmiştir. Biri sağlık, diğeri ise boş vakittir. Emniyetli, korkusuz yaşamak ve sağlıklı olmak iki büyük nimettir ki insanlardan pek çoğu bu iki nimetten mahrumdur. Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve Allah'a daha sevimlidir. Beş şey gelmezden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlık gelmezden önce gençliğini. Hastalık gelmezden önce sağlığının. Fakirlik gelmezden önce zenginliğinin. Meşguliyet gelmezden önce boş vaktinin. Ölüm gelmezden önce de hayatının kıymetini bil diyen şanlı peygamberdir. Bu öğütlerin hepsi ondandır. Yedi şey gelmezden önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Kulluk vazifeni unutturan yoksulluk, azdıran zenginlik, hastalık, bunaklık, ansızın gelen ölüm, Deccal ve kıyamet. Kıyamet ise daha ağır ve daha acıdır. İşte bu yedi şey gelmezden önce iyi işler yapmakta acele ediniz diyen de peygamberimizdir. Evet sevgili efendiler, işte Yüce İslam ortalığa sağlık için bütün şifa depolarını ve onun kapılarını açmıştır. Bu da Allah'ın nimetlerinin fayda dolup taşmasıdır. Ve Yüce İslam da bunun reçetesidir. Allah'tan korkan kimsenin zengin olmasında bir sakınca yoktur. Ya Resulallah, bugün sizi neşeli olarak görüyoruz dediler. O şanlı peygamber, Allah'tan korkan kimsenin zengin olmasında bir sakınca yoktur. Allah'tan korkan kimse için sağlıklı olmak ise zenginlikten daha üstündür. Gönül hoşluğu, neşeli olmak da Allah'ın nimetlerindendir buyurdu. Ebu Derda Hazretleri sıhhat ve afiyet üzere olup Yüce Allah'a şükür ve hamd etmeyi pek seviyorum dedim. Bir hastalığa yakalanıp da ona sabretmekten daha çok seviyorum sıhhat ve afiyeti dedim. Bunun üzerine şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah Resulü de seninle beraberdir. O da sağlıklı olmayı sever buyurdu. Lokman aleyhisselam da oğluna, ey oğlum, sıhhat gibi zenginlik, gönül hoşluğu gibi de nimet yoktur diye öğüt tavsiyede bulunmuştur. Öğüt ve tavsiyede bulunmuştur. Efendim sevgili peygamberimiz, ey insanlar, şüphesiz ki dünyada insanlara iman ve sağlıktan daha kıymetli bir şey verilmemiştir. Böyle olunca Yüce Allah'tan bunları isteyiniz. Yüce Allah'tan bağışlanmanızı ve sağlıklı olmanızı isteyiniz. Zira imandan sonra kişiye sağlıklı olmaktan daha üstün bir nimet verilmemiştir buyurdu. Hangi dua daha üstündür diye sordu. Efendim bir kimse,
Rabbinden dünya ve ahirette bağışlanmanı ve sağlıklı olmanı iste buyurdu. Rabbinden dünya ve ahirette bağışlanmanı ve sağlıklı olmanı iste buyurdu. Rabbinden dünya ve ahirette bağışlanmanı ve sağlıklı olmanı iste. Çünkü sana dünya ve ahirette Yüce Allah'ın bağışlaması ve sağlık verilince şüphesiz ki muradına ermiş olursun buyurdu. İşte her soruya bu konuda tekrar tekrar sorulara bu cevapları verdi. O rahmet peygamberi, ey Rabbim, vücuduma, gözüme, kulağıma sağlık ve afiyet ver diye dua ederdi. Hazreti Musa ve kumandan Talut'un güçlü, kuvvetli ve sağlıklı kişiler olduğundan bahsedilir. Efendim, sağlığın koruması demek, Yüce İslam'ı bilmek, yaşamak demektir. Çünkü Yüce İslam önce insanların hasta olmadan sağlıklı yaşamasını, hasta olanları da en güzel şekilde tedavi olunmasını, onun reçetesini, onun amir hükümlerini ortaya koymuştur. Sağlıklı olmak, sağlığın korunması ilahi bir emirdir. Dini muhafaza, aklı muhafaza, nesli muhafaza, malı muhafaza ve sıhhatin muhafazasında ortak görüşe sahiptirler. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda mallarınızı harcayınız ve kendilerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Davranışlarınızda dürüst olunuz. Çünkü Allah dürüstleri sever. Ey iman edenler, kendinizi öldürmeyiniz. Şüphesiz ki Allah sizleri esirgeyicidir. O Allah Rahman ve Rahim'dir. Ey Ademoğulları, yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah müsrifleri sevmez. Araf suresi, Bakara suresindeki ayetler bunlar. Çoğu hastalıkların temizliğe dikkat etmemek, çok yemek ve içmekten meydana geldiği tespit edilmiştir. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anhüm verdâhüm ecmain, Yüce Allah tıbbın tamamını yarım ayet içinde özetlemiştir diyerek yukarıdaki mealini verdiğimiz, ey Ademoğulları, yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz çünkü Allah müsrifleri sevmez buyuran ayeti okumuştur Hazreti Hasan. Çünkü Hazreti Hasan da çok değerli ve çok alim, vakur, kıymetli, aziz bir insandı. Allah'ın emirlerini yasaklarından sakındıktan sonra Allah'ın emirlerini yerine getirmenin ve yasaklarından sakındıktan sonra faydası bizzat insanların kendisi için ortaya çıkar. Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi ve Allah'a daha sevimlidir. Her ikisinde de iman yönünden hayır, eşitlik vardır. Sana faydalı olan şeyleri yapmaya çaba göster. Gayretli ol, sakın gevşeklik gösterip aciz olma buyurulmuştur. Sevgili Peygamberimiz böyle buyurmuştur. Sağlığı korumak 5 esastan birisidir. Sağlığın haramdan korunması, tehlikeli tehlikelerden, efendim ve bütün tehlikelerden kaçınmak
lazımdır. Sevgili Peygamberimiz, her gün korkuluksuz bir damda yatıp uyur da geceleyin damdan düşüp ölürse, sorumluluğu kendisine aittir. Her kim de fırtınalı bir zamanda deniz yolculuğuna çıkar, fırtınaya yakalanıp ölürse, bunun da sorumluluğu kendisine aittir buyurmuştur. Tedbir, tedbir, tedbir. Tedbir gibi akıl yoktur diyen de Peygamberimiz. Evet kıymetliler. Duvarın yıkılmaya yüz tutmuş olması sebebiyle ansızın ölmekten korktum demiştir. Buradan niçin hızlı geçtiniz diyen birine, çok konuşmak, çok uyumak, çok yemek, cinsi münasebeti çok yapmak, çok konuşmak, beynin iliğini, özünü azaltıp zayıflatır ve saçları çabukça ağartır. Çok uyku rengini sarartır, kalbi kör eder, gözü tembelleştirir, rutubet meydana getirir, çok yemek mideyi bozar, direncini azaltır, ağrılar meydana getirir, cinsi münasebeti çok yapmak ise vücudu yıpratır, kuvvetten düşürür, zayıflatır, bedenin rutubetini kurutur, sinirleri gevşetir, vücutta tıkanıklıklar meydana getirir. Zararı bütün vücudu kaplar. Özellikle de dimağa büyük zarar verir. Sağlığı korumak için soğuk ve sıcaktan da korunmalıdır. Soğuktan ve sıcaktan sakınınız. Birçok hastalığın sebebi soğuktur buyuruyor. Yine Efendimiz'den gelen haberde. Kirli ve pis olan şeylerden sakınınız. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam, her kim elinde et kokusu bulaşığı olduğu halde yıkanmadan yatıp uyur, bu sebeple de kendisine bir şey isabet ederse ancak kendisini suçlasın buyuruyor. Evet kıymetli ve muhterem izleyenler, karıncanın ağzı ve ayağı ile taşıdığı şeylerin yenilmesini yasakladı buyurdu Peygamberimizden haber. İçki içmekten domuz eti ve murdar ölmüş hayvan eti, yemekten zina ve homoseksüellik gibi çirkin işlerden sakınmak şarttır. Haram olduğu gibi bunlar pek de zararlıdır. Hastalıklar meydana getirir. Temizliğe dikkat etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, seyahat etmek, üzüntü ve kederi yok etmeye çalışmak, karına bal şerbeti içmek, aç karına, az yemek ve üzüm ve hurma şerbeti içmek, güzel koku kullanmak, yağ sürünmek, göze sürme çekmek, cinsi münasebette bulunmak, işte bu gibi tedbirler sağlam ve geçerli tedbirlerdir. Taze hurma ile acuru, taze hurma ile karpuz veya kavunu birlikte yemiştir Peygamber Efendimiz. Kuru üzüm veya hurma hoşafı içerdi. Tedavi olmayı ihmal etmezdi sevgili Peygamberimiz. Allah'a yemin ederim ki içinizde Allah'ı layıklı üzere bilen ancak benim. Ondan en çok korkan da benim. Sizlere gücünüzün yettiği kadar ibadet etmenizi tavsiye ederim. Çünkü siz usanmadıkça Allah usanmaz buyurdu. Osman İbni Maz'un'un eşi Havle,
Bu kadının perişanlığı nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz sordu. Bu kadın niye üzüntülü dedi. Kocası olmayan bir kadındır. Kocası gündüzleri oruç tutuyor. Geceleri de namaz kılıyor. Bu sebeple kadıncağız sanki kocası olmayan bir kadın gibidir. Böylece kendisini salıvermiş ve perişanlaşmış dedim diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Osman'a haber gönderdi. Geldiğinde Osman'a, ey Osman, sünnetimden vaz mı geçtin dedi. Bakın nasıl bir soru, ağır bir soru. Efendim, o da hayır dedi. Öyleyse ben bir peygamber olarak hem uyurum, hem namaz kılarım, hem oruç tutarım, hem iftar ederim, hem de kadınlarımla yatıp kalkarım. Ey Osman, Allah'tan kork. Hanımının sende hakkı vardır. Misafirlerinin sende hakkı vardır. Kendi vücudunun sende hakkı vardır. Bazen oruç tut, bazen ye, bazen namaz kıl, bazen de uyu buyurdular. Bu arkadaşınıza ne oldu diye sordu yanındakiler. Oruçludur. Bu sebeple biraz rahatsızlaştı dediler. Sevgili Peygamberimiz, yolculukta oruç tutmak mecburi değildir. Yüce Allah yolculukta oruç tutmamanıza izin vermiştir. Durum böyle olunca Allah'ın iznini kabul ediniz. Sizlere bağışladığı ruhsatı benimseyiniz buyurdu. Tabii güçlü kuvvetli olanla zayıf olanların durumu farklıdır. İki oğlunun kolları arasında yürüyen ihtiyar bir kimse gördü. O rahmet peygamberi Hazreti Muhammed. Bu adam niçin böyle yürüyor diye sordu. Kabe'ye kadar yürüyerek gitmeyi adamış dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kimsenin nefsine eziyet vermesine Allah'ın ihtiyacı yoktur buyurdu ve hayvanına binmesi için emir verdi. İşte kıymetliler, Yüce İslam'ın nasıl bir hayat dini, gerçek aklı selim dini, tam bir vahye dayalı hakikat dini olduğu her yönüyle aşikardır. Hazreti Ömer devesinin kirli şeyler yaladığı kendine haber verildi. Harem sınırları içinden dışarı çıkartmasını, hayvanın bu alışkanlığı unutup et ve sütünün temizlenmesini tavsiye etmiştir. Odun topluyoruz, bu deveye ihtiyacımız vardır dediler. Öyleyse bu devenin üzerine binerek hac ve umre yapma diyerek kalabalık içine girmemesini tavsiye etti. Demek oluyor ki kirli şeyler yiyen hayvan kokuyor, toplumun içine girmesi onun için istenmemiştir. Pislik yiyen hayvan deve ise 40 gün, sığır cinsinden ise 20 gün, koyun ve keçi ise 10 gün, tavuk ve horoz ise 3 gün evde hapsedildikten sonra etleri yenilebilir ve sütleri de içilebilir demişlerdir kıymetli alimlerimiz. Yine Hazreti İbni Abbas'tan gelen haberde terledim. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam gusletmemi emretti. Bu da vücutun terleyince kötü kokmasını önlemek için. İnsan naaşı açıkta bırakılmayarak belli bir yere defnedilir. Kokuşarak hastalıkların yayılmasına sebep olabilir.
O şanlı peygamber ölmüş bir insan cesedine uğrayıp da gömülmesi için emir vermeden geçip gittiğini görmedim diyor. Evet kıymetliler, bunu da diyen Yala bin Mürre. Gömülmesi gereken o insanın Müslüman veya gayrimüslim olduğunu dahi sormazdı. Leşleri, kuduz köpek ve hastalıklı hayvanların leşleri de toprağa gömülürdü. Hayvanlar insanların faydası için yaratılmışlardır. Karnı sırtına yapışmış bir deve gördüğünde konuşmayıp halini arz edemeyen şu hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz. Bunların yemine suyuna iyi bakınız. Kuvvetli olarak üzerine bininiz ve semiz olarak kesip yiyiniz. Atların yelesini, perçemini ve kuyruğunun kıllarını kesmeyiniz. Çünkü kuyruğu ile serinlenir ve zararlı şeyleri kovalar. Perçemi ise süsü ve elbisesidir. Yelesine gelince orada hayır düğümlenmiştir buyurdular. Hayvanlarda bile fıtrat böyle korunmaktadır. Sizlere rengi kırmızı ile siyah arasında, alnı beyaz, ayakları sekili olan doru atları veya rengi kırmızı, açık doru, alnı beyaz, ayakları sekili yahut da rengi siyah, alnı beyaz, ayakları sekili atları tavsiye ederim buyurdu sevgili Peygamberimiz. İbni Abbas canlının hedef alınıp taşlanmasını, oklanmasını, kısırlaştırılmasını ve dövüştürülmesini de yasakladı buyurdu. Evet, bunlar Peygamberimize istinaden söylenen rivayetler. Hristiyan bir tabip Ali bin Hüseyin el-Vakidi'ye sizin kitabınız Kur'an-ı Kerim'de tıpla ilgili bir şey yoktur demiş. Bunu duyan Ali bin Hüseyin, Yüce Allah tıp ilmini bizim kitabımızda yarım ayette özetlemiştir deyince Hristiyan tabip hangi ayettir diye sormuş. Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz ayetidir demiş. Mide hastaların evidir. Yine bu Hristiyan tabip Peygamberimiz için tıpla ilgili bilgisi var mıdır diye. Yine Peygamber aleyhisselam tıbbi bir kaç cümlede özetlemiştir demiş. Nedir deyince o şanlı peygamber mide hastalıkların evidir. Perhiz ise tedavinin, ilaçların başıdır. Her vücuda alışık olduğu şeyleri veriniz. Hadisi şerifidir demiş. Hristiyan doktor, sizin kitabınız ve peygamberiniz tıp konusunda Calinus'a bir şey bırakmamıştır demiştir. Evet kıymetliler, işte kafası çalışan, gayrimüslim de olsa gerçeği karşısında itiraf etmek zorunda kalıyor. Bakın Calinus, gayrimüslim alemin, bizim yabancıyı taklit edenlerin de efendim ele aldığı doktorlardan. Fakat Hristiyan bir doktor, Calinus'u iyi bilen bir doktor ne diyor? Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim Calinus'a hiçbir şey bırakmamış diyor. Hem de bir hadis bir ayetten anladığı kadarıyla diyor. Ya Kur'an-ı Kerim'in hepsini anlasaydı, ya peygamberin sahih hadislerinin hepsini anlasaydı, ancak
hayran kalırdı ve bayılırdı. Evet muhterem izleyenler, Yüce İslam'a hayran olmaktan başka kimsenin başka bir şey yapacağı yoktur. Hayran olmalı, iyi Müslüman olmalı. Dünyada da ukbada da mutlu olmalı. Allah'ın rızasına ve cemaline ulaşmalıdır. Kıymetli izleyenler, mizacı sıcak ve kuru olan nimetlerden birisi de sakız olarak görüyoruz. Bu bazı ağaçlardan elde edilmektedir. Sakız mideyi güçlendirir. İştahı açar. Yenilti verir. Balgamı eritir. Cildi de güzelleştirir. Kusmayı önler. Gül yağı ile karıştırılırsa iç ağrılarını da teskin eder. İşte sakız çiğnemenin bu gibi faydaları görülmektedir. Yine insanın sağlıklı yaşaması için elden gelen yapılmalıdır. Şayet sakatlık ortaya çıkmışsa, bakın Peygamberimiz ne buyuruyor? Doğan her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Ancak anne ve babası Yahudi ise çocuğu Yahudi, Hristiyan ise çocuğun Hristiyan, Mecusi ise çocuğu Mecusi yaparlar. Tıpkı sağlıklı bir deveden doğan yavrunun sağlıklı olduğu gibi, doğuştan kulağı kesik, özürlü bir canlı bilir misiniz? Buyurdu Cenab-ı Hak. İstisnalar hariç, esas kanun ve kurallar böyle işlemektedir. Midenin hazım artığı, idrar, safra ve sevdadır ki buna salgı denir. Beynin hazım artığı sümük ve tükürüktür. Salgı da midenin hazım artığı olarak idrar, safra ve sevda ortaya çıkar. Her organın bir hazım artığı da bulunur. Gözünkü çapaktır. Beynin hazım artığı sümük ve tükürüktür. Efendim ki kokuşmaması için tuzlu olmuştur. Mesanenin artığı kıllardır. Ki şeriat sahibi koltuk altındakilerin yolunmasını, kasıklardakilerin ise tıraş edilmesini emretmiştir. Dikkat edin, mesanenin artığı kıllardır. Ki şeriat sahibi koltuk altındakilerin yolunmasını, kasıklardakilerin ise tıraş edilmesini emretmiştir. Bunu da ancak şeriat sahibi bilir. Her şeyi bilen odur, bildiren, öğreten de odur. Bilme, öğrenme yeteneğini de veren odur. Kulakların artığı kulak kiridir ki, kulağın içine böcek ve kurt gibi şeylerin girmemesi için acı olmuştur. Diğer organların artıkları ise ter ve kirdir. Bu harikalar karşısında Allah'ı tanımamak,
ve onu tesbih etmemek mümkün müdür? Her şey böyle kainatta, insan vücudu ruh yapısıyla, beden yapısıyla muhteşem yaratılmış. Kainat da böyle, diğer canlılar da böyle ama en mükemmel insanoğlu. Ve yer gök ve içindekilerin hepsi insan için yaratılmıştır. Vellezî halaka leküm mâ fil ardı cemî'an sümme estevâ ile semâi fesevvâhunne sebi'a semâvât buyruluyor. Ve hüve bi kulli şeyin alîm. Evet kıymetliler, ne yaratılmışsa bir sebebi ve gayesi, bir faydası mutlaka, birçok faydası, dürüm dürüm faydalar vardır. Eğer bir şey de yapma dendiyse onda da sana zarar vardır. İmtihan vardır, seni zarardan kurtarış vardır. O yap dediklerinde sana nice nice kıymetli kazanımlar vardır. Kazanan sensin ey insanoğlu, iyi Müslüman olursan. Allahu Teala'nın amir hükümlerini yaparsan kazanan sensin. Yasaklarını yaparsan kaybeden yine sensin. Sen bilirsin, bizden söylemesi. Salya konusunda da Hüseyin'in salyası ise Resulullah'ın elbisesine bulaşıyordu diyor. Ağızdan sızan tükürüğe salya denmektedir. Normal insanlarda pek fazla görülmez. Sandal denilen efendim, bir ağaç vardır ki onun da özelliğinde soğukluk ve kuruluk vardır. Sandal sirke ve gül suyu ile birlikte karışım yapılıp kullanılırsa baş ağrısını geçirmekte faydalıdır. Şurubu karaciğeri kuvvetlendirir ve susuzluğu giderir. Kabızlık yapan sıvı ilaçların içine katıldığı zaman da faydasını gösterir. Dimağın menfezlerinin tıkanmasıyla, bazen de kötü ruh ve duyguların tesiriyle meydana gelen bir hastalık vardır ki buna da sara denmektedir. Dimağın yani beynin menfezlerinin tıkanması ve bazen de kötü ruh ve duyguların tesiri ile ortaya çıkabilen bir hastalıktır ki buna sara deniyor. Yüce şerefli ve iyiliksever ruhların bu kötü ruhlara karşı koyacağını, etkisini gidereceğini, vücuttaki faaliyetlerini iptal edeceğini bildirmektedir. Kıymetli doktorlarımız, İslam tabiplerinden bazıları bunu ileri sürmüşlerdir ve güzeldir. Saralı kişi açısından, tedavi eden kişi açısından moralini yüksek tutması, Allahu Teala'ya karşı samimiyetle yönelmesi, dil ve kalbi birleştirerek doğru bir şekilde Rabbine sığınması gerekir. Tedavi eden kişi açısından da aynen bunlar geçerlidir. İşte görüyorsunuz, bütün tedavilerin kökeninde, kaynağında bir Müslüman için gerçek bir iman Allah'a samimiyet olacak.
Çünkü tüm nimetler ondan. Şifa ondan, afiyet ondan. İman, saygı, derin saygı ve tevazu, kulluk ve ibadet, ihlas ile kuldan yani bizden olacaktır bunlardan. Tedavi eden doktorda da bu ihlas ve samimiyet Allah'a olacaktır, olmalıdır. Eğer bunlar yoksa Müslümanın gideceği doktorlar bunlar değildir. Müslümanın doktoru Müslümandır, ihlasla Allah'a bağlı ve saygılı olandır. Ben ettim, ben yaptım, tabiat etti, şu yaptı falan yarattı diyenler Allah-u Teala'yı gereği gibi tanımayanlardır. Allah'u tanımayanın yapacağı tedavi de o nispettedir ve Müslümana bunlardan hayır gelmez. İnanmayana da Allah-u Teala'nın yüce kitabı Kur'an'dan fayda gelmez. Onun için Kur'an-ı Kerim'den, Allah'ın nimetlerinden faydalanmak için önce iman lazım, iman. Şifaun ve rahmetun lil müminin buyuruyor şanlı Kur'an-ı Kerim. Yapışkan fakat kalın bir sıvının dimağın karıncıklarındaki menfezleri bir nisbet dahilinde tıkaması ile meydana gelmektedir. Yani bir sıvı ki dimağı, beyni tıkıyor. Dimağı dışarı atmak için kasılmaya başlar. Bunu tüm organları içine alan bir büzülme takip eder. Bu durumda insanda duracak güç kalmaz, yere düşer. İşte köpükler gelmeye başlar ağzından. 25 yaşından yukarıdaki insanlarda tedavinin zorluğu sebebiyle müzmin hastalıklardan sayılmıştır. Hastalık kişinin dimağında yani beyninde ve bilhassa da dimağın çevresinde özünde bulunmaktadır bu hastalık. Beyinle, dimağla ilgili bir hastalıktır. Kıymetli dostlar, örnekler de verilmiştir ki, cennet kadınlarından bir kadın göstereyim mi diyor. Efendim, Ata bin Ebi Rebah'dan gelen haber. Ben de evet göster dedim. Bunun üzerine İbni Abbas bana, şu gördüğün iri yapılı ve uzun boylu Habeşli siyah kadındır, dedi. Sevgili Peygamberimiz, selam, ey kadın, istersen hastalığına sabret, bunun karşılığında sana cennet vardır. İstersen kurtulman için Allah'a dua edeyim buyurdu. Bu kadın Sara hastasıydı, Peygamberimize gelmişti. Ya Resulallah, hastalığıma sabrederim. Fakat Sara nöbeti geldiği zaman ayıp yerlerim açılıyor. Dua ediniz ve açılmasın ayıp yerlerim dedi. O şanlı peygamber, alemlerin rahmet peygamberi ve şefaat peygamberi dua etti. Artık açılmaz oldu. İbni Abbas radıyallahu anh, peygamber aleyhissalatü vesselam saralı çocuğun göğsünü sıvazladı ve iyileşmesi için dua etti.
Bu sırada çocuk üğürmeye ve kusmaya başladı. Ve bu esnada çocuğun ağzından küçük ve siyah bir şey çıktı. Böylece çocuk iyileşip şifa buldu. Yine çocuğu bize yaklaştırınız buyurdu sevgili Peygamberimiz. Çocuğun ağzını açtı ve 3 defa nefes etti ve Bismillah, ben Allah'ın kuluyum. Ey zarar veren şey, bu çocuktan zararını gider diye dua etti. Dönüşümüzde bu çocuğu tekrar buraya getiriniz ve durumunu, neticesini bana haber veriniz buyurdu Peygamberimiz. Yanında 3 koyunla birlikte diyor çocuğu getirmiş. Çocukta hiçbir şey kalmamış. Hediye olarak da 3 koyunu kabul ediniz diye ricada bulundu çocuğun annesi. Aşağı in, koyunlardan birini al. İkisini kadına bırak buyurdu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte görüyorsunuz kıymetliler. Peygamberimiz yanındaki zat-ı muhtereme böyle emir verdi. Sara çörek otu kullanmasını tavsiye etmiş. Sara hastalığı için. Ve şöyle buyurmuştur. Bu tavsiye de Peygamberimizden geliyor. Çörek otu ölümden başka birçok hastalık için şifadır buyurdular. Nas Felak sureleri, Ayetel Kürsi ve Müminun suresinin 115. ayeti kerimesinden başlayıp surenin sonuna kadar okunması. Bu sureler ve ayeti kerimeleri hem saralı kimse okur, hem de tedavi etmeye çalışan kimse okuyup hasta üzerine nefes eder. İbn-i Mesud Hazretlerinden gelen haberde de kulağına okuyup nefes etmiş. Bunları kulağına okumuş hastanın ve hasta iyileşmiştir. O şanlı peygamber kulağına ne okudun diye sormuş. Efendim o da Müminun suresinin 115-118 ayetlerini okuduğunu söyleyince şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam, eğer bir kimse gerçekten inanarak bu ayetleri dağın üzerine okusa onu yerinden oynatır buyurmuştur. İşte görüyorsunuz kıymetliler, şanlı Kur'an'ı okuyan da, okunan da, inanan ve ihlaslı insanlar olduğu zaman Yüce Allah şifasını vermektedir. Celle Celaluhu. Şimdi abdestte de, gusülde de bir yerinde yara varsa sargı yapılır. Sargı üzerine mesheder. Herhangi bir sebeple kendinizi öldürmeyiniz. Şüphesiz ki Allah çok merhametlidir buyuruyor o şanlı peygamber. Eğer tehlike varsa efendim o zaman teyemmüm eder. Şanlı peygambere gelen bu Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Cenab-ı Hak kullarına suyu kullanma
eğer ki zarar verecekse teyemmüm eder. Kendisini tehlikeye atmaz. Sargı üzerine mesheder ve sargının etrafını yıkar. Sargı olmazsa yara yeri yıkamaz. Sadece etrafını yıkar. Sargı üzerine meshetmek tehlikeye karşı korunmak içindir. Yüce İslam'ın, Yüce Allah'ın bu bir ruhsatıdır. Yine İbn Ömer'in hizmetlisi Nafi radıyallahu anh da şöyledir. İbn Ömer'in parmağı diyor, kırıldı da üzerine sargı sardı, abdest aldı, o zaman üzerine meshederdi diyor. İşte devri saadette, Peygamberimizin saadet devrinde uygulamalar ümmet için ta kıyamete kadar örnek olmuşlardır. Çünkü şeriatı uygulayan Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam.